Yaşas, herkese merhaba. Yunanca önemli deyişler ve kelimeler öğrendiğimiz serimizin ikinci videosuna hoş geldiniz. Dilerseniz hemen yeni kelimelerimize, yeni dersimize geçelim. Athena, Athena. Thessaloniki. Yunanistan'da Thessaloniki kelimesi yerine bazen sadece Saloniki de derler. Oldukça lokal bir bilgidir bu. Kavala, Kavala. Διαβατήριο, Διαβατήριο. Ταυτότητα, Ταυτότητα. Καλημέρα, Καλημέρα. Καλησπέρα, Καλησπέρα. Birçok kişi bilmez fakat bu kelimenin içindeki espera kelimesi antik Yunanca'dan gelir ve akşam manasındadır. Dolayısıyla bu kelimeyi aslında güneşin usul usul batmaya başladığı zamandan batana kadar olan, akşama kadar, o geceye bağlanana kadar olan aralıkta rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Kalinihta, kalinihta. Yunanca'da çok önemli deyişler vardır ki iyi bir şeyler diler hep Yunanlar. Bu ne demek? İyi aylar, iyi haftalar, iyi başlangıçlar. Bunun gibi Türkçe'de pek de alışkın olmadığımız birçok tabir deyiş bulunur. Bunların en önemlisi belki de her ayın birinde insanların birbirine neşe içinde söylediği iyi aylar tabiridir. Kalomina, kalomina. Kali evdomada. Καλή αρχή. Καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα. Gece eğlenilmiş, gezilmiş ve artık evlere dağılacaksınız. O zaman işte iyi sabaha karşılar deyip veda edebilirsiniz. Καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι. Bu kelime birebir olarak iyi yolculuklar manasına gelse de vefat eden birinin ardından da söylenen tabirlerden biridir. Aynı şekilde iyi cennet manasına gelen şu deyiş de söylenir. Καλό παράδεισο. Καλό παράδεισο. Χαιρετίσματα. Φιλάκια. Μου λείπεις. Σ' αγαπώ. Bu meşhur tabir aslında iki kelimeden oluşur. Seni seviyorum kelimelerinden. Bu da se agapo'dur. Lakin e ve a harflerinin ikisi de sesli harf olduğu için çarpışarak üstten bir virgülle çeltikle ayırır, birleştiririz ve se agapo şeklinde tek bir kelime gibi söyleriz. Katalaveno. Δεν καταλαβαίνω. Θέλω. Δεν θέλω. Θέλω έναν καφέ. Θέλω νερό. Θέλω τσάι. Yunanca'da Ç harfi olmadığı için Yunan alfabesindeki T ve S harflerini yan yana yazdığımızda bunu daha peltek bir Ç sesi olarak okuruz. Yani Türkçedeki gibi çay değil, çay, çay. Θέλω μια μπύρα. Θέλω μεζέδες. Θέλω χταπόδι στα κάρβουνα. Θέλω κρασί. Θέλω χύμα κρασί. Χύμα κρασί, ταβέρναλαρδα görebileceğiniz, genellikle bulunan ya kendi yapımları ya da böyle varillerle satın alınan ev yapımı şarap manasına gelir ve çoğu zaman çok lezzetlidir. Βέβαια. Βέβαια. Ξανά. Συγγνώμη. Μιλάτε αγγλικά. Μιλάτε αγγλικά.
Μιλάτε τουρκικά. Μιλάτε τουρκικά. İlk derste bahsettiğim gibi Yunanca'da birkaç farklı kalıp var isminizi söylemek için. Bunların en meşhurlarından biri de şu. Poselene, poselene, melene melis, melene melis. Tabii ki Melis benim ismim, siz kendi adınızı koyabilirsiniz. Bir diğer çok şık, çok güzel isminizi belirtme cümlesi de şöyle. Onomazome melis, onomazome melis. Bunu tam Türkçe'ye direkt olarak çevirmek istesek isimlendiriliyorum derdik. Posokani, posokani. Yunanca'da Türkçe'deki gibi soru ekleri olmadığı için soru anlamını söyleyişimizdeki vurguyla sağlarız. Akrivoine, akrivoine. Stiniyamas, stiniyamas. Türkçedeki şerefe tabiri Yunanca'da sağlığımıza şeklinde söylenir. Stiniyamas yerine kısaca yamas dendiğini de duyabilirsiniz. Βοήθεια. Βοήθεια. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Καλώς σε βρήκα. Καλώς σε βρήκα. Πού είναι η συναυλία? Πού είναι η τουαλέτα? Πού είναι η τράπεζα? Πού είναι ο σταθμός λεωφορείων? Πού είναι ο σταθμός λεωφορείων? Πού είναι το αεροδρόμιο? Πού είναι το αεροδρόμιο? Πού είναι η έξοδος? Πού είναι η είσοδος? Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Bu tabir Yunanca'da belki de en sık kullanılan mutlu yıllar, nice yıllara tabiridir. Doğum günlerinde kullanılabileceği gibi anneler günü benzeri nice yıllara diyeceğiniz her türlü özel gün için kullanılabilir. Είναι εύκολο. Bu tarz cümleleri ters çevirip εύκολο είναι şeklinde de söyleyebilirsiniz. Είναι δύσκολο. Είναι νωρίς. Είναι αργά. Είναι νόστιμο. Πού μένεις? Πού μένεις? Μένεις, kalıyorsun fiilidir. Fakat bu soru aynı zamanda nerede yaşıyorsun manasına da gelebilir. Biz burada örneğin kaldığınız oteli söylemek istiyorsanız şurada kalıyorum manasında kullanacağız. Örneğin Menno sto Alfa Hotel. Nerede kalıyorsanız onu ekleyebilirsiniz. Pote. Pote. Ne zaman manasına gelen bu kelimede dikkat ederseniz vurgu o sesinde. Peki vurguyu i sesine çekersek ne olur? Yani pote, pote dersek kelime anlam değiştirir. Aslında farklı bir kelimedir bu ve asla manasına gelir. Πότε είναι η συναυλία? Πότε είναι η συναυλία? Τώρα. Size çok çok lokal, az kişinin bildiği bir bilgi vereyim. Τώρα aslında şimdi demek. Ama söylerken mesela eve ne zaman geldin dediğinde τώρα derseniz ben geleli çok oldu manasına gelir. Σήμερα. Σήμερα. Αύριο. Αύριο. Αργότερα. Αργότερα. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Αγάπη. Αγάπη. Με αγάπη. Αγάπη μου, αγάπη μου, ψυχή μου, ψυχή μου, ζωή μου, ζωή μου,
Μωρό μου, μωρό μου, αστέρι μου, αστέρι μου. Bu tabir birebir çevrilse aslında manası yıldızım demek ama canım gibi bir anlama geliyor diyebiliriz. Yunanca serimizin ikinci videosunu bu güzel kelimelerle noktalayalım. Bir sonraki video yine çok kısa zaman sonra sizlerle olacak. Görüşlerinizi, öğrenmek istediklerinizi, bu seriyi beğenip beğenmediğinizi veyahut yorumlarınızı benimle her daim paylaşabilirsiniz. Çok sevinirim. Bir önceki derste öğrendiğimiz gibi, dalemme.